Merhabalar. Bugün Sisifos ve Türkiye üzerine konuşmak istiyorum. Sisifos, Yunan mitolojisinde geçen bir kahraman, bir insan, bir kral. Yunan mitolojisinde Yunan tanrılarına baş kaldırılmış ve bu tanrılar tarafından cezalandırılmış bir insan. Sisifos'un cezası çok ilginç. Çok da düşündürücü. Sisifos, dağın aşağısında çok iri bir kayayı, kendi kuvvetini aşacak ölçüde büyük bir kayayı dağın yukarısına çıkartma cezası. Her gün Sisifos kayayı alıyor ve dağın yukarısına çıkartıyor. Dağın tam zirvesine geldiğinde kaya yeniden aşağı yuvarlanıyor. Sonra Sisifos tekrar aşağı iniyor ve kayayı yeniden alıyor. Yeniden kayayı yukarı çıkarıyor. Sonsuz bir döngü. Neden sonsuz? Çünkü tanrılar bu cezayı kalıcı kılmak için Sisifos'u ölümsüzlükle cezalandırıyorlar. Hem cezası kayayı dağa çıkartmak hem de ölümsüzlük. Böylece sonsuz bir döngü içinde Sisifos sürekli kayayı yukarı çıkarır, sürekli kaya aşağı iner, Sisifos tekrar yukarı çıkarır. Sonsuza kadar. Cezanın ağırlığı bu. Aslına baktığınızda çeşitli düşünürler bu Yunan mitolojisinde adı geçen Sisif olarak da telaffuz edilen Sisifos'u değerlendirmişler. Kimisi günlük hayatın kısır döngüsünü, İnsanların sürekli aynı döngü içinde kıvranmasını, iş hayatını ya da özel ilişkilerini bu kısır döngü dediğimiz fasit daireyi Sisifos'un sembolizmasıyla özdeş hale getirdiler. Bazı düşünürler de kesinlikle buna karşı çıkarak, hayır Sisifos bir kahramandır, baş kaldırmıştır, insana bir cesaret, irade ve mücadele etme cesareti verdiği için bunun çok özel bir dayanak olduğunu insanlığın mücadelesi için bu nedenle bundan olumlu dersler çıkartılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Tartışmaları düşünürlere bırakalım. Günlük hayatta aslında Sisifos çok benzer. Bazen bilinçsizce her gün işe gittiğimiz, her gün işten eve geldiğimiz, her gün arkadaşlarla bazen aynı sohbetler ettiğimiz an kendimizi Sisifos gibi düşünebiliriz. Ama yine de günlük hayat aslında çok da bilinçli yaşadığımız bir hayat değildir. Bilinçsizce gideriz, işe gelir gideriz, hayatı bu diye değerlendiririz. Bu nedenle Sisifos'a tam girmeyebilir konu. Çünkü Sisifos bir anlamda bilinçli bir meydan okumadır. Sisifos bir anlamda karşı durmaktır. Sisifos bir anlamda kayayı her gün yukarı çıkarırken meydan okumaktır. Bu anlamda günlük hayata Sisifos denk gelmeyebilir. Neye denk gelebilir? Türkiye demokrasi mücadelesine denk gelebilir. Ne yazık ki Türkiye demokrasi mücadelesinde mücadele eden insanların, cesur yurttaşların, aydınların bir adım ileri, üç adım geriye düşerek tam Türkiye demokratikleşiyor derken ya sivil idarenin otoriterleşmesi ya da bir askeri darbeyle kesintiye uğrayan Türkiye demokrasisi tam da buna mücadele eden, Türkiye demokrasi için mücadele eden aydınlar için bir Sisifos benzetmesiyle kendilerini Sisifos olarak görebilir. Baktığımızda Türkiye tarihi, demokrasi mücadelesi tarihiyle aynı. Tam ilerleniyor, askeri darbe oluyor. Tam ilerleniyor, sivil idare otoriterleşiyor. Ve burada bir adım ileri, üç adım geriye düşüyoruz. Bu mücadeleyi veren herkes kendini Sisifos'la aynı görebilir. Ama ne olursa olsun, her ne olursa olsun, başka da çare yok. Türkiye'de demokrasi mücadelesini hep daha ileri taşıyacağız. Bir adım, üç adım meselesini bırakıp daima daha ileriye gideceğiz. Sisifos'a Sisifos. Ama Türkiye demokrasi mücadelesi hem günlük hayatımız hem geleceğimiz hem de özgür bir hayat için mutlaka gerekli. Sisifos için ya da değil ama bizler için daima daha ileri.